Selamünaleyküm herkese. Nargile atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneyeceğimiz tütün Dozaj firmasının Probis tütünü. Videonun başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Şimdi elimizde ne var? Elimizde çocukluğumuzun, yani yaşı büyük olanlar için, küçük olanların da gerçi artık bildiği ki hala üretimde var olan Probis bisküvisinin Probis tütünü var. Bu açıkçası benim gayet beğendiğim ve çok sevdiğim bir bisküvi olduğu için sizinle beraber bunun bir videosunu çekmek istedim. Dozaj firması haricinde böyle bir tütünü yapan görmedim. Gerçekten bazen bir kelime kullanılıyor işte, onu da biz yaptık diye. Dozaj da böyle bir firma bence. Kesinlikle bunu da onlar yaptı. Yani şu an gördüğünüz gibi böyle bir tütün, böyle bir Probis tadında bir şey ben hiç daha önce başka bir firmada görmedim. Ben bu tütünü çok sevdiğim için inanın videosunu çekmeye falan hiç böyle şey yapmadan direkt olarak bir tadımına geçmeye başladım. Çevremde bir iki kişiye de yaptım. Onlara da denettirdim. Tabii sizlerle beraber hani bir ufak bir tadına baktım. Böyle uzun süreli içmedim. Uzun süreliği beraber içeceğiz zaten. Şimdi Probis tütünümüzün ilk başta zaten kutusuna baktığımız zaman şurada güzel bir dozaj yazımızı görüyoruz ve Probis'imizi görüyoruz. Başka da bir şey yok. Yan tarafında zaten tütün olduğuna dair Mali Tobacco ve iletişim adresleri var. Başka da bir şey yok. Kutu bu şekilde, sade bir kutu. Üzerinde bir etiketimiz var. Sadece başka bir şey yok. Tütünü açtığımız zaman içinden nasıl bir şey çıkıyor? Abi içinden güzel yapılı açık renkte kırmızı. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz bu renk gördüğünüz zaman? Açık renkte bir kırmızı gördüğünüz zaman bunun anlamı şu. Boyayı daha az kullanmışlar. Çünkü genelde tütünler kırmızı değildir. Yani tütün sarıdır. Ki sarı tütünleri bile daha da sarartmak için kullanılan bazı şeyler olabiliyor. Ya sarartmak demeyeyim de daha su kahverengileştirmek, daha rengini değiştirmek için bir şeyler kullanılıyor. Bu arkadaşlar da boyayı basmamışlar. Açıkçası güzel bir tütün yapmışlar bence. Paketi açtığımız zaman direkt olarak, yani şunu söyleyebilirim size, güzel bir muz ve bisküvi kokusunu rahatlıkla aldığımı söyleyebilirim. Bu kokular kremamsı bir koku ki zaten kremalı, çikolatalı bisküvi, yani muzlu bisküvi olarak geçiyor bu. Tütün yapısına baktığımız zaman da orta kesimli ve az çöp bulunan bir tütün olduğunu söyleyebilirim. Çöp var mı? Var. Her tütünde çöp var, yani çöp olmayan tütün yok. Çok ince kıyarlar, çöp yok gibi görünür ama vardır muhakkak. Onun için bunu bu şekilde çok şey yapmayacağım. Yargılamayacağım tabii ki. Çok ıslak değil, vıcık vıcık değil. Ve güzel bir yapıya sahip gördüğünüz gibi bu tütünümüz de bu halde. Ben çok fazla bekletmeden zaten görebiliyorsunuz, yani çok uzatmaya gerek yok. Bence direkt yapımına geçelim. Hızlı bir içim yapalım. Beraber sizinle beraber denemek istiyorum. Hadi bakalım hemen içimine geçelim. Evet, tütünü bitirerek yanınıza geldim. İlk zamanlar tabii ki tütün daha yoğundu. Yani o lezzet daha yoğun bir şekilde basıyordu ki bu normal bir şey. Sonradan bir tık düştü ama güzel bir şey söyleyeyim mi size, tadını hiç bozmadı. Hala muzlu bisküvi tadını alabiliyorum. Benden size kesinlikle tavsiye. Bu tütün gerçekten çok güzel. Tatlı bir tütün, bayağı tatlı bir aroması var. Ki bu, yani Probis'ten bahsediyoruz zaten. Tatlı olması çok normal yani. Muz tadını gayet güzel bir şekilde uyum sağlamış. O bisküvi tadı, kremamsı birazcık bisküvi. Yani bayağı bir hoşuma gitti ki bunu söylüyorum. Kesinlikle bunu üretip kesinlikle vermeliler. Bayağı hoş ya. Bir buçuk saattir içiyorum. Onu da söyleyeyim yani. Gerçekten bir buçuk saattir içiyorum üstünü. Ve zevk alarak içtim. Sadece tek bir noktası var. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Tütünde hafif bir yapayımsı bir tat var. Dilimle gelen böyle değişik bir tat var. O tat hariç tamamen güzel olduğunu söyleyebilirim. Denemeniz gerekiyor. Çok fazla uzatmayacağım. Hemen burada bir puanlama tablomuzu açalım.
Aromasal olarak baktığımız zaman aromasını çok beğendiğim için 8 vermek istiyorum. 9 veyahut da 10 olmayışının sebebini o yapay tat aldığını zaten size ifade ettim. Yoğunluk olarak baktığımız zaman kesinlikle blond tütün olduğu halde çok güzel bir yoğunluğu var. Ne aşırı doyurucu olduğunu söyleyebilirim ama tadında yani o yedirtiyor, o şeyi sağlıyor. Size onun için 7 vereceğim. Duman olarak baktığımız zaman bayağı hoş bir dumanı var. Her zamanki gibi çekip göstermek istiyorum şu anda ki bu asıl dumanı da değil. Duman olarak da 8'i hak ediyor. Bayağı güzel bir dumanı var. Burada belki biraz size ışıktan dolayı az görünebilir. Bayağı yoğun bir dumana sahip, doygun bir dumana da sahip. Koku olarak da dışarıdan içeri girdiğim zaman bir bisküvi, yani o probisimsi kokuyu hafif bir aldığımı söyleyebilirim. Çok ciddi anlamda almadım. Koku yoğun değil. Ama ben ilk başta aromadayım zaten kokudan çok. Onun için koku olarak da 4 vereceğim. Bir koku var, kesinlikle de var. Ben tavsiye edebilirim size böyle bir tütünü. Yani çocukluğumuzdan gelen bir tat, gayet hoş. Gayet güzel yapılmış. Mari Tobacco'yu böyle dozaj firmasını daha doğrusu, dozaj pelese firmasını böyle cesur ve güzel tütünler yaptığı için de tebrik ediyorum ayrıca. Tekrardan çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Güzel tütünlerle karşınızda oluruz inşallah. İnşallah hepsi güzel çıkar. Öyle söyleyelim. Eyvallah.